Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Yeni bir kitapla geldim karşınıza. Deli Habib Vur Emri. Gufo yayınlarından çıkan bir eser Ali Küçük Aydın tarafından yazılmış. Çoğu zaman size hani bir kitabı hangi motivasyonla aldım okudum, bir yerde mi gördüm, hakkında bir şey mi duydum Birimi tavsiye etti. Genelde bunu söylemeyi çok seviyorum. Dünya Ahret benim en yakın iki dostumdan bir tanesi olan bizim Yörük. Aynı zamanda yazar, yapımcı, yönetmen ve ciddi bir entelektüel olan arkadaşım, dostum Hakan Pala. Ki kendisi de tıpkı bu kitabın yazarı gibi ve tıpkı bu kitapta anlatılan Deli Habib gibi bir, Yörüktür, Ege, Afyon yörüğüdür, iç batı Anadolu yörüğüdür. Bana dedi ki bizim oğlan dedi biliyorsunuz arkadaşlar yörükler kardeş yerine bizim oğlan ifadesini kullanırlar. Bizim oğlan yani Hakan Pala'da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tanıştığımız günden beri kardeş gibi olduğumuz için iki yörük gibi birbirimize hep bizim oğlan diye hitap ettik. Bizim oğlan dedi ki çok güzel bir kitap okudum. Gufo Yayınlarından çıkmış. Tavsiye ediyorum. Okumalısın. Bildiğin Yaşar Kemal'in İnce Mehmet karakterinin hayatta yaşamış hali dedi. Yani Yaşar Kemal Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun Türk dünyasının en büyük yazarlarından bir tanesi ki bence Anadolu'nun en büyük yazarı Yaşar Kemal İnce Mehmet'i kurguladı. Ama Ali Küçük Aydın'ın kaleme aldığı Deli Habib karakteri bir kurgu değil arkadaşlar. Gerçekten Kozan'da, işte Adana'da, oradaki yörükler arasında yaşamış bir isim. Deli Habib karakteri. Ali Küçük Aydın, kendisi de yani kitabın yazarı da Kozan'da bir Yörük Türkmen obasında bir Yörük çadırında doğmuş bir isim. Yani yazar olayı bize aktaran kişi dışarıdan gözlemleyen biri değil. Yörük yaşamının içine doğmuş, o yaşamı yaşamış Ardından efendime söyleyeyim devlette görevler almış, siyasette belli pozisyonlar yakalamış ki hem devletteki hem de siyasetteki pozisyonları konumuzun alakası konumuzla alakalı olmadığı için oralara hiç girmiyorum. Önemli olan kısmı kalem ve yörükleri en iyi anlatan isimlerden bir tanesi olması Ali Küçük Aydın'ın. Şimdi Osmanlı'nın artık bu yıkılma, çöküş, biti son dönemleri. Yani artık Osmanlı filmi bağlamak üzere, maç bitmek üzere. O dönemlerde Adana'da yerli halk ile işte konan, göçen, yörükler ile yine Osmanlı tebaası olan Ermeniler arasında problemler çıkmaya başlamıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu güçlü iken, her şeye hakimken, işte ekonomik refah varken, merkezi otorite sağlamken, problem olmayan birçok şey yani etnik kimlikler, belki mezhep kimlikleri veya çok farklı sosyal ayrımlar ne hikmetse Osmanlı güçten düşünce birden problem olmaya başlar. İşte arkadaşlar böyle bir dönemde bir de buna yani Ermeniler, Türkler, Türklerin kendi içerisinde yerleşik olan Türkler, konan göçen Yörükler bunların arasındaki olaylar falan derken bir yandan da Osmanlı'nın Yörüklere yani hayatlarını göçme üzerine kurmuş Yörük Türkmen halka göçme otur olduğun yerde dur demesiyle birlikte başlayan da olaylar vardır. Ya adamların adı üstünde bunlar yörük, bunlar yürür, yürür. Yörüğün işi yürümek. Nasıl ki kuş uçar, balık yüzer, bülbül şarkı söyler, öter değil mi? Koyun süt verir, tavuk yumurtlar. Yörük de yürür ya yürür. Yani bir yerden bir yere gider. Çünkü bunlar zaten hayvancılıkla genelde meşguller. Yani bunlar yerleşik değiller, tarım yapmıyorlar. Yazlıktan kışla, kışlaktan yazla. Oba'dan da Mevsime göre hareket ederler. Ama Osmanlı bunlara illa da yerleşeceksin, yerleşeceksin, yerleşeceksin der. Zaten Osmanlı ile yörüklerin, Türkmenlerin bir türlü arasının iyi olmamasının temelinde de bu yerleşme meselesi var. Adam diyor ki kardeşim ben yerleşmem. Osmanlı ilk başlarda zaten burada onu bak çok güzel ifade etmiş. Diyor ki Ali Küçükaydın girişte Osmanlı güçlüyken Yörüklerin konup göçmesini dağların çiçeği, sahilin süsü gibi görürdü. Bazen de hiç görmezden gelirdi. Var mı yok mu bilmez, yörükleri arayıp sormazdı. Devletin zayıfladığı dönemde ise çakır dikeni gibi görmeye başladı. Her hareketi göze battı. Ayağına azgan dikeni batmış gibi hoplayıp zıpladı. Ayağının acısı başına vurdu. Her ağrıdan sonra bir ferman çıkardı. İskan fermanı, İskan fermanı, İskan fermanı. Yani yerleşin de yerleşin, yerleşin de yerleşin. Azgan nedir bilir misin? Sarı çiçeğiyle bir başka harika görünür ya, dikeni çok beter acıtır. Yörük de gözüne düşman gibi görünür oldu Osmanlı'nın. Dikeni yüzünden çiçeğine de düşman olmak gibi. Yörükler kendine göre haklı. Osmanlı kendine göre haklı. Yörükler diyor ki biz oturamayız kardeş. Biz çadırımızı alırız, hayvanlarımızı da yanımıza katarız. O oba senin bu yayla, bu otlak doğulanırız. Osmanlı da diyor ki onlara yok öyle yağma. Oturacağınız, yerleşeceğiniz. Niye bu kadar ısrar ediyor? Bir sebebi. Yerleşik düzene geçersen tarım yaparsın. Kaydını tutarlar. Senden vergi alırlar bir o yayla da bir bu yayla da nerede bell olduğu belli olmayan bir topluluktan hangi kaydı tutacaksın, hangi vergiyi alacaksın, nasıl nüfus sayımı yapıp da efendime söyleyeyim asker alacaksın. Hem vergi alamıyorsun hem asker alamıyorsun. Bir de vakti zamanında nüfus azken ne oluyordu? Toprak çok, nüfus az, tarım arazileri geriş. O yüzden yerleşik halk için göçerlerin oradan oraya oradan oraya göçmesi çok büyük bir problem oluşturmuyordu. Ama daha sonra nüfus çoğaldı, tarım arazileri azaldı, bu sefer yörüklerin gelişi gidişi her şeyi göze batmaya başladı. İşte ormanlarımıza zarar veriliyor den, denildi, işte yaylaklarımızı kullanıyorlar denildi, tarlalarımıza zarar veriyor denildi derken... Açıkçası arkadaşlar yörükler Türkmenler Osmanlı'da hiçbir zaman öz evlat olamadılar. Ha işte bütün bunlar yaşanırken Kozan Dağları'nda bir adam çıkar ismi Habib'dir. O yörenin ifadesiyle Habib derler. Ama cesurdur, gözü karadır, attığını vurur düşmanına korku. Dostuna güven verir. Gel zaman git zaman dedik ya Osmanlı böyle elden ayaktan düşmeye başlayınca etnik farklılıklar su üzerine çıkar. Ermeniler de efendime söyleyeyim kimisi ayaklanır, kimisi Osmanlı devletine bağlı kalır. Kimisi zaten kendini devletin bir parçası gördüğü için devletle ve devletin kolluk güçleriyle beraber hareket eder. Ama en nihayet tahlilinde üvey evlat muamelesi gören yani bakın bir taraf olma ya da suçlama ön yargısı ya da motivasyonuyla hareket etmiyorum. Okuduğum eserler romanlarda hep bunu gördüm. Yani Osmanlı yerleşik sistemi yörük Türkmenlerle şimdi yeni bir tartışma konusu açmak istemiyorum ama bu da konuşulabilir. Bir de bu Yerleşik Türkmenler genelde Sünni ama bir bu hareket edenleri yani mobil olanları daha ziyade Alevi. Bir de olayın o boyutu da işin içine eklenince bu Türkmenler hep üvey evlat muamelesi görmüş. Açın abi, ağıtlara bakın, o döneme ait destanlara bakın. Ne bileyim şiirlere bakın, menkıbelere bakın. Hep Yörüklerin acısını anlatan hikayelerde ya kolcu başı, ya kaymakam, ya karakolun komutanı, ya jandarma başçavuşu, ya oradaki mülki amir, ya oradaki vergi memuru, ya oradaki defterdar. Yani devletin hem bürokratik hem de siyasi gücünü temsil edenler Türk değil. Şimdi şu ırktan şu şeyden deyip de konunun dışına taşmak istemiyorum. Çünkü bu çok tartışılma götürür ve ben yani murad ettiğim şeyin dışına taşar. O yüzden sadece Türk olmadıklarını söylüyorum. Kolcu başı öyledir. Kaymakam öyledir. A öyledir. Toprak sahibi öyledir. Otomatikmen Türkmenler şeyler Alevi Türkmenler başta olmak üzere yerleşik düzene geçse dahi Sünni Türkmenler hep böyle tokat yiyen arada kalan kesim olur. Ve işte bu problemler yani böylesi kargaşık, kargaşalı bir ortamda Deli Habib gibi birilerin çıkması da kaçınılmazdır. Yav Ermeniler Adana'da ayaklanır. Evet Osmanlı'ya bağlı olan bir kesim de vardır ama ciddi bir kısmı buralar bizimdir der. Türkleri sürmek ister ve ayaklanırlar. Ama gel gör ki kitapta bunu çok net göreceksiniz. Ermenilerin ayaklanması sonucu işte Yörük'tü, yerleşik Türk'tü. Arada sıkıntılar çıkıyor ya. 50 kişi asıyor Osmanlı Paşası Cemal Paşa. Bu o Cemal Paşa değil. O dönemin diyelim ki Adana valisi Cemal Paşa. Abi 50 kişi asıyor. 49'u Türk Yörük, Türkmen. Anlatabiliyor muyum? Ha işte bu Adaletsizlikleri bu yerine göre zulümleri kaleme almış Ali Küçük Aydın. Ha ondan sonra ne olur? İşte böyle ortamlar olduğu zaman birisi öne çıkar. Biraz daha gözü karadır derken bizim Habib işte Ermenilere ait bir ama çok zengin bir Ermeniye ait çiftliği basar. Ne bileyim işte atını alır. Birkaç tane diyelim ki onun malına, mülküne el koyar falan. Yani normal şartlar altında yani yargılansa bir sene cezaevinde yatmayacağı suçlardan dolayı adam direkt infaz edilir. Diyeceksin ki Harun Hoca spoiler verdin adamın hemen öldüğünü söyledin. Yok arkadaşlar zaten kitabın ilk sayfasında diyor ki bu adamı öldürdüler. Kurşuna dizdiler ve sonra da kurşuna dizmediler. Kurşun yağmuru altında çoluğunun çocuğunun gözü önünde kurşuna bizler daha sonra tuttular kafasını kestiler. Kim? Osmanlı'nın askerleri. Ne için? Adana'nın en güçlü, zengin ve Osmanlı devlet bürokrasisiyle güç birliği yapmış bir Ermeni çiftlik sahibini mutlu edebilmek için. Bu ipucu değil arkadaşlar. Kitabın zaten ilk sayfasında anlatılan bir şey. Bir insanı eşinin ve çocuklarının gözü önünde çok rahat teslim alabilecekken kurşun yağmuruna tutmak ve ardından soğukkanlı bir şekilde kafasını kesmek. Ne kesen Türk, ne o emri veren karakol komutanı Türk, ne o emri şey yapan kaymakam, ne oranın valisi, ne oranın paşası, ne kolluk güçleri, hiçbirisi Anadolu'nun Türk unsuru değil. Hep farklı etnik kökenlerden bu arada söyleyeyim böyle Türk unsuru değil derken Kürt kavramını bunun içine koymuyorum. Yani Kürt'ü Türk'ü o bir beraber. Onları birlikte anıyorum. Çünkü buranın yerleşik unsuru ve ülkenin ortak kuran ve sahibi yani Kürtleri bunun dışında tutmuyorum. Kürt Türk beraber. He şimdi arkadaşlar e böyle bir süreçte siz olsanız ne yaparsınız? E tabii ki Yörükler buna kızıyorlar isyan ediyorlar ardından deli habib için ne ağıtlar ne efsaneler ne şarkılar ne türküler söyleniyor arkadaşlar Acımandan çıktı da habibin göçü nedir efendim bu yiğidin suçu kellesini aldılar Ermeni için saklayamadı göksuyunun dağları imdat olmadı Yahyalı'nın beyleri şimdi oradaki yaylalarda beyler falan evet Habibin intikamını almak istiyorlar ama adamı öldüren komşu kabile olsa veya komşu boy olsa e gidip ona hesap sorarsın. Devlet olunca gidip kime hesap soracaksın? Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim kitabın içeriğine, üslubuna, kurgusuna. Şimdi Ali Küçük Aydın böyle sanki torunlarına bir şey anlatıyormuş gibi çok babacan bir tavırla sıcak bir üslupta bu kitabı kaleme almış. Kitaba yönelik en büyük eleştirim şu. Ya Ali Bey keşke biraz daha kurgu katsaydın buna yahu. Yani şunu demek istiyorum. Evet Deli Habib'in oğlu onun torunları size hikayeyi anlattılar ve Ali Bey yaz bu hikayeyi dediler. Siz de dinlediğiniz hikayeyi çok güzel bir şekilde kaleme aldınız ama ya sanki biraz daha roman öğeleri katsaydınız, biraz daha kurgu katsaydınız. Yani sadece çıplak dinlediğiniz şeyi, evet dinlediğiniz şeyi çok güzel kaleme almışsınız. Çok güzel anlatmışsınız ama bunu böyle gerçekten hani gerçekten hareket ederek, gerçeği merkeze hareket ederek kurguyla ilerleyen biraz da böyle hani roman dilinden bir şeyler katsaydınız yani gerçekten çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar Deli Habib vur emri dediğim gibi Gufo yayınlarından çıkmış. Şimdi şu söyleniyor bazen bana. Diyorlar ki işte Harun Hoca hep tanınmış, ünlü yazarları bizlerle paylaşıyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben ya yani şunu gidin bakın yani kitap paylaşımı yapan kanallardaki arkadaşlarımın emeklerine çok saygı duyuyorum ve çok değerli kitap paylaşan kanallar var ama şunu hiçbir yerde bulamazsınız. Ben istiyorum ki çok bilinmeyen, çok popüler olmamış ama bilinmesinde, okunmasında fayda mülaza ettiğim kitaplara da şans vermeliyiz diye. İşte bu kitap onlardan biri. Ben, ben Ali Küçük Aydın'ın arkadaşlar Yörük Obası'nda bir Alman kızı Ulla isimli kitabını da okumuştum. Belki bunu da size daha sonra şey yapacağım. Bu da yine e, Ali Küçük Aydın tarafından kaleme alınmış bir eser. Hulasa arkadaşlar Ali Küçük Aydın'ın kendisi bir yörüktür, Türkmendir. Ve bu kitabı okuduğunuzda yörüklerin yaşamı, gündelik faaliyetleri, aile ilişkileri, gelenekleri, görenekleri bu konularla ilgili de çok şeyi öğrenmiş olacaksınız diyorum. Burada bağlıyorum. Ali Küçükaydın'ın Gufo yayınlarından çıkan Deli Habib Vur Emri isimli kitabını sizlere tanıtıp Aranızdan ayrılıyor, sizleri Allah'a emanet ediyor. Sevgiyle, dostlukla, kitapla kalın diyorum.